Selamun aleyküm. Bugünkü videomuzu ortaya karışık yaptık. Birazcık bağ bahçe işleri, birazcık hayvancılıkla alakalı kesitler paylaşacağım sizinle. Kadrajımıza takılan şeftalinin güzelliğini sizinle paylaşmadan geçemedim. Şu bulunduğumuz bahçenin adı Napuzar. Muhtemelen Gürcüce kökenli bir kelime. Ben de çok anlamını bilmiyorum. Şu anda bahçeyi temizliyoruz. Çünkü yarın öbür gün bahçe koşulacak ve mahsul ekeceğiz burada. Buraya genellikle patates ve fasulye ekiyoruz. Sebze ekiyoruz. İşlerimizin yoğunluğundan geçen sene temizlik işlerini çok fazla yetiştirememiştik. Hala bahçede patkılar bulunmakta. Biz fasulyeyi çaktığımız sırıklara patkı diyoruz. Belki size yabancı gelebilir. Artvin deyimiyle diyelim. Sebzelerden kalan çöpler falan kalmıştı. Onları toparladık. Bunları muhtemelen burada yakacağız. Görüyorsunuz otlar da bayağı bir büyümüş. Bunları da yolup hayvanlar için ahıra götüreceğiz. Bu kadrajımızda bir petekhane bulunuyor. Bu bizim Ahlize'nin petekhanesi. Arıcılıkta oldukça başarılı. Bakalım bu sene arıcılıkta bal verimi nasıl olacak? Bahçedeki işimizi bitirdikten sonra eve geçireceğiz. Ufak bir işim daha var. Buzağların haplamasını yapacağım. Geçerken sizinle de güzel manzaralar eşliğinde paylaşarak ilerleyeceğiz. Videonun devamında buzağlara hap içirecektim aslında ama bugün bir iş makinesi geldi. Tezek taşıyoruz arkadaşlar. Her yer mis gibi koktu. Bir taraftan da yağmur yağıyor. Şöyle göstereyim. İş makinesi tezeye yükledi. Yavaş yavaş bizim yere doğru götürüyor. Vallahi köyde bir koku var, anlatamam size. Mis gibi. Bir taraftan da muavinlik ediyorum. Şoföre nereden gelmesi gerektiğini tarif ediyorum. Biraz sıkıntılı buralar çünkü. Evet, şimdi gübreyi bizim yere boşaltacağız. Birkaç gün sonrasında da havalar açtığında tarlayı sürmek için tekrardan bir iş makinesi gelecek. Muhtemelen biz o süreçte o tezeyi birazcık bahçeye yaymış olacağız. Evet, şu anda boşaltıyor kepçe. Evet, bir kepçesini boşalttık. Şimdi ikinci kepçe için tekrar mahalleye dönüş yapacağız. Buzağların haplarını içirmeden önce Ateş Bey bizim için bir birikim hazırlamış. Önce bir onu halletmem gerekiyor. Görüyorsunuz şöyle kocaman bir birikim yapmış bizim için paşa. Gene yiyor, gene yapacak gözleri ömre bedel. Evet, Ateş Bey'in tezekleri temizleniyor arkadaşlar. Bildiğiniz koca bir yığın yapmış. Pek de kolay olmuyor ama idare edeceğiz. Bittikten sonra temiz halini de paylaşacağım inşallah sizlerle. Ateş, bundan sonra sana bir tane kepçe getireceğim. Tezekler için. Yemiş doldurmuş inşallah. Daha içeride çok var arkadaşlar. Ateş hiç yardım etmiyor Ateş. Ay. Yoruldum. Hani benim gözleri ömre bedel oğlum. Evet, Ateş Bey'in altını temizledik. Tabii keyfi yerinde, görüyorsunuz tertemiz oldu çocuğumun altı. Çok çekmez, 2 gün boyunca yine eski haline gelir. Ancak sağlık olsun. Görüyorsunuz şimdi buzağlarımızın haplarını vereceğiz. Ancak öncesinde sizinle bir şey daha paylaşmak istiyorum. Geçen de veterinerler geldi, şap aşısı yapmışlardı. Bu kızımıza maalesef şap aşısı dokundu. Diğer bölgesinde bayağı bir şişlik oluştu. Eğer dönerse göstereceğim size. Dön kızım. Hani şu şekilde, evet görüyorsunuz oradaki şişliği. Muhtemelen tam herhalde ete denk gelmediği için şişlik oluştu. Yarın öbür gün o hapseyi patlatacağım. Birazcık daha yetişmesini bekliyorum. Şu anda patlatırsam canı acıyabilir. Bazen kendiliğinden de patlayabiliyor. Bazen aşı yaparken dikkatsizlikten mi kaynaklı, hızlı yaptıkları için bilmiyorum ama bu tarz şişlikler olabiliyor ve hayvana bayağı bir dokunmuştu aşı. Sonrasında veterinerler gelip tekrardan müdahale ettiler. Bazen yorumlarda denk geldiğim, canımı çokça sıkan bir konuya değinmek istiyorum. Ateş besisini almış, ondan iyi sucuk olur, iyi pastırma olur tarzında yorumlar yazıyorsunuz. Bakın, biz onu 6 yaşına kadar gerçekten bir evlat gibi büyüttük. Sevgiyle büyüttük, emekle büyüttük ki diğer bütün hayvanları büyüttüğümüz gibi diyelim. Yani bizim için onların evlattan gerçekten bir farkı yok.
aşırı bir düşkünlüğümüz var hayvanlara. Çünkü bu hayatta insanlara gösterdiğimiz ilgi alakayı hayvanlara gösterdiğimizde gerçekten karşılığını gayet güzel şekilde alıyoruz. En azından insanlar gibi nankörlük etmiyorlar. Ve bugüne kadar Ateş beni hiçbir konuda yanıltmadı, hiçbir konuda üzmedi. Görüyorsunuz onunla aramızda gerçekten boğa sahibi olarak bir ilişki değil de evlat ve anne gibi bir bağımız var onunla. O yüzden çok seviyoruz. Lütfen güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Kötü yorumlarınızı da Allah'a havale ediyorum diyecek başka bir şeyim yok. Şimdi sıra geldi buzağlarımızı haplamaya. Daha önceki videolarda sormuştunuz, abla parazit hapı mı içiriyorsunuz? Hayır, parazit hapı da veriyoruz. Ancak bu parazit değil, buzağların gelişimi için oldukça faydalı Bakosel diye bir hap. Buzağlar bir haftalık olduktan sonra ben 3 gün boyunca bu haptan buzağlara takviye yapıyorum. Gelişimi ve vitaminleri için bayağı katkısı oluyor. Yundişa ve bizim kara oğlana bu haptan verdik. Çünkü onlar artık bayağı büyüdükleri için şu anda 2 tane buzağa hap vereceğim. Küçük kızımıza ve diğer bahar kızımıza vereceğim. Şimdi aparat kullanılıyor ama şu an bizim elimizde maalesef aparat yok. Ben elimle içireceğim. Biraz zor oluyor ama halledeceğim bir şekilde. Hadi bakalım kızım. Birazcık elimi aşağıya indirmem gerekiyor. Kızım dur dur. Evet. Tamam tamam annem tamam. Tamam hadi geçmiş olsun. Evet şimdi sıra diğerinde. Yani aparatı olsa biraz daha rahat olabilir tabii ki de ama alacağız inşallah. Aç bakayım kızım. Nereye gitti ilacın? Dur. Biraz ağzımı tutuyorum yuttuğundan emin olmak için. Evet bugünlük haplama işlemimiz tamam. Yarın tekrardan içireceğim. Çeperi kapatmaya gidecektik ama gidemedik maalesef. Buzağlar için toz aldık. Akşam öğünü için ineklerimize balya aldık. Ahıra doğru gidiyoruz. Giderken de şöyle kadrajımızda çok güzel bir deremiz var. Onu paylaşayım sizinle. Evet, bazıları sesindeki huzuru sever. Bazıları görüntüsünü sever. Ben her ikisini de çok seviyorum. Buzağlarımız bayağı bir büyüdükleri için sürekli altlarını ıslatıyorlar. Malum süt yediklerinden dolayı sürekli idrara veriyorlar diyeyim. O yüzden günlük altlarını toz sermek durumunda kalıyoruz. Biraz yorucu ve uğraştırıcı olabiliyor ama olsun, altları kuru olsun. Mutlu ve huzurlu bebekler olsun inşallah. Bu arada bebek dedim çünkü onlar gerçekten bizim için artık bebek, bir can. Hani onları o kadar çok seviyoruz. O yüzden bazen Ateş Bey, Irmak Hanım, işte Sıla Hanım falan diye nitelendirdiğim zaman insanlar tepki gösterebiliyorlar. Neden hanım bey şeklinde hitap ediyorsun diye. Bana göre hanımlık beylik insanın kişiliği, karakteridir, vicdanıdır, güzelliğidir. Yani birçok takım elbise giyen, süslü gezen hanımlarda, beylerde ben bazen hanımlık beylik göremediğim için bana göre beslediğim canlar hanım bey diye hitap etmeyi seviyorum. Çünkü onlar benim için çok kıymetliler. Can yakmıyorlar, üzmüyorlar, kırmıyorlar. Şimdilik videomuzun sonuna geldim. Videomuzu beğenip takip etmeyi, sayfamıza abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolar için takipte kalın. Görüşmek ümidiyle.